Tehlikeli bölgelerde keşif, gözetleme ve hedef tespiti için geliştirilen Anka, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretildi. İsmi ise efsanevi Zümrüdü Anka kuşundan gelmektedir. 2010 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren Anka, girdiği tüm testlerde başarılı olarak 2013 yılından itibaren aktif olarak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmaya başlandı. Anka, normal bir gözcü uçağından çok daha büyüktür ve sonradan üretilen yeni nesilleri silahlandırılmıştır. Bu sayede Anka, insansız saldırı aracı yani SİHA haline gelmiştir. Sahip olduğu yüksek teknoloji sayesinde çok hafif fakat çok yüksek bir tahrip gücüne sahip bir füzedir. Roketsan tarafından üretilen bu füze, helikopterlerde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Savaş alanında bulunan tüm zırhlı araçları imha edebilecek tahrip gücüne sahip bu füze, aynı zamanda lazer güdüm mekanizmasına da sahiptir. Fırlatıldığı andan itibaren pilot tarafından hedefe kilitlenebilir ya da havada hedef değiştirerek farklı bir hedefe yönlendirilebilir. 2004-2009 yılları arası tasarlanan ve 2011 yılından itibaren Roketsan tarafından üretilen Cirit, 8 kilometre menzilli, lazer güdümlü 70 milimetrelik bir füze sistemidir. Türk ordusundaki T-129 Atak gibi taarruz helikopterlerinde kullanılması için geliştirilen bu sistem, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düşük maliyetle nokta vuruşu kapasitesini artırmak için tasarlanmıştır. Sistemin ismi ise geleneksel oyunumuz olan Cirit'ten gelmektedir. Atak helikopterlerinin havadan yer hedeflerine karşı kullandığı 2.75 yarı aktif lazer güdümlü füzesi olan Cirit, hafif zırhlı hedeflere karşı düşük yanılma payıyla görevini yerine getirmektedir. Cirit, dumanı azaltılmış yakıtlı ve duyarsız mühimmat özelliğine sahip roket motoru ile 3 etkiye aynı anda sahip çok amaçlı harp başlığı ve elektromanyetik kontrol tahrik sistemlerine sahiptir. Atmaca füzesi Roketsan tarafından geliştirilmekte olup asgari 200 km menzilli gemi savar füzesidir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ve Deniz Hava Komutanlığı'nın Milli Silah Sistemleri projesi için üretilmektedir. Füze, deniz hedefleri dışında denizden karaya hedefleri içinde kullanılabilecek. Ayrıca füze fırlatıldıktan sonra hedef güncellemesi yapılabiliyor. Yani fırlatıldıktan sonra bile hedefini değiştirebiliyor. B-129 Atak, Atak programı çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri için Türkiye'nin coğrafi ve iklim koşullarına göre tasarlanmış TUSAŞ ve Agusta Westland ortak üretimi taarruz ve taktik keşif helikopteridir. Hafif ve diğer helikopterlere göre çok daha hızlı ilerlemektedir. Aynı zamanda manevra kabiliyeti de yüksektir. Hafif silahlarla donatılan T-129 Atak, dünyada kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteridir. 15 Aralık 2010 tarihinde Savunma Sanayi İcra Komitesi, Türkiye'nin F-16 filosu yerine F-35 ile birlikte kullanılacak bir yerli yeni nesil hava muharebe ve avcı uçağı tasarlamaya karar verdiler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elinde bulunan F-16'ların 2030'larda emekliye ayrılması üzerine yine dışarıdan uçak almak yerine bu tarihlerden itibaren göklerde kendi uçaklarımızda uçmak hedefleniyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından şu an tasarım aşamasında bulunan TFX'ler F-16'ların yerini alacak. 2020'li yıllardan sonra seri üretime geçmesi planlanan TFX'lerin dünya üzerindeki en iyi avcı uçağı olacağı söyleniyor. Kale ve Baykar şirketlerinin ortaklığı ile üretilen yakın menzil, gece ve gündüz keşif ve gözlem faaliyetleri amacı ile geliştirilip üretilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk milli ve özgün mini sınıfı insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA, ilk kez 2007 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyonel amaçlı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde Türkiye'nin kara, deniz ve hava kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. 2012 senesinde Katar'a ihraç edilmesi, onu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin yurt dışına ihraç edilen ilk milli hava aracı sistemi yapar. Ayrıca elle fırlatılarak uçurulan bu mini İHA, saatte 55 km hıza ulaşabilmektedir. Kale Baykar İş Ortaklığı tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirilerek test kabul aşamasını başarıyla tamamlayarak envantere giren İHA sistemidir.
2015 yılında TSK bünyesinde operasyonel olarak kullanıma girmiştir. 2014 yılında uçuş testinde tam yüklü olarak 18 bin fit irtifada 4040 kilometre yol kat ederek 24 saat 34 dakikalık bir uçuş gerçekleştirmiştir. Milli hava araçları arasında irtifa ve kendi klasmanında uçuş süresi açısından Türk havacılık tarihinde rekorları elinde tutmaktadır. Zaman geçtikçe İHA üzerinde değişiklikler yapılmış ve İHA füze fırlatabilme mekanizmasına sahip hale getirilmiştir. 2015 yılının Aralık ayında Bayraktar İHA ilk silahlı uçuşunu yapmıştır. Böylelikle Türkiye silahlı İHA yani SİHA üretebilen 6 ülkeden biri olmuştur. Türk yapımı insansız hava araçları Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında aktif olarak kullanılmış ve büyük başarılar elde edilmiştir. ...2007 yılında Otokar ve Savunma Sanayi tarafından başlatılan çalışmalar sayesinde modern savaş meydanlarına uygun bu Altay tankı ortaya çıkmıştır. Ağır bir ana muharebe tankı olan Altay'ın diğer tankların aksine hareket kabiliyeti yüksektir. Tankın kimyasal, biyolojik, nükleer ve radyoaktif ortamlara rahat girebilmesi için özel bir koruyucu sistem geliştirilmiştir. Diğer tanklarda bulunmayan bir diğer ilginç sistem de tank savarlara karşı geliştirildi. Geliştirilen bu sistem, Altay tankını imha etmek için atılan bir roket atar mermisini çok kısa sürede havada algılıyor ve otomatikman tank savar mermisini havada imha ediyor. Tankın yakın zaman içerisinde seri üretime geçeceği planlanmıştır. Milgem'in çizimleri 2004 yılında büyük bir gizlilik ile bitirildi. 2005 yılında ise inşa süreci başladı. Proje 3 yılda bitirildi ve 2008 yılında Milgem denize indirildi. Gemide korunma için torpido aldatma sistemi, saldırı için ise pek çok ağır top bulunmaktadır. Gurur kaynağımız olan ilk iki gemimiz TCG Heybeliada ve TCG Büyükada hali hazırda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hizmetindedir. Üçüncü gemi TCG Burgazada 18 Haziran 2016 tarihinde ve dördüncü gemi TCG Kınalıada 3 Temmuz 2017 tarihinde denize indirilmiş olup test faaliyetleri halen devam etmektedir. Girpi, BMC şirketi tarafından üretilen mayına karşı korunaklı 17 ton ağırlığında bulunan taktik tekerlekli araçtır. Tam dolu bir depo ile 800 kilometre yol gidebilen kirpi, lastikleri patlasa dahi tekrar şişerek 40 kilometre daha yol gidebilme özelliğine sahiptir. Ayrıca yüksek manevra kabiliyeti ile dar sokaklarda veya küçük çaplı bölgelerde rahatlıkla kullanılabilmektedir. Arma, Otokar'ın üretmiş olduğu 8x8 zırhlı muharebe aracıdır. Karanlıkta, dumanda ve siste hiçbir hata ile karşılaşmadan termal kamera sayesinde yolunu ve çevresini görme ve ilerleme imkanına sahiptir. Arma aracının amfibi kiti sayesinde herhangi bir ön hazırlığı bulunmadan anında suda yüzebilme ve su içerisinde saatte 8 km hız yapabilme özelliği vardır. Sürücüsü dahil 12 kişi ve 24 ton yük taşıyabilme kapasitesine de sahiptir. Türkiye'nin ilk milli üretim topçu sistemi ünvanına sahip olan T-155 Fırtına Örgüsü, F-16 savaş uçaklarının ardından en etkili silahların başında gelmektedir. Araç, hareket halinde 30 saniye içerisinde atış görevine hazır hale gelebilir. 1 dakika içerisinde 6 adet top atışı gerçekleştirebilen bu araç, atış görevinin tamamlanmasının sonrasında 30 saniye içerisinde menzil değiştirebiliyor. Ve bu şekilde düşmanın karşı ateşine maruz kalma tehlikesini en az %'ye indiriyor. Aselsan tarafından geliştirilen fırtına obüslerinin özgün atış kontrol sisteminin en önemli özelliği ise 8 ila 25 km arasındaki mesafelerde yapılan atışlarda birbirinden farklı namlu açılarından ardı ardına atılan 3 merminin de hedefe aynı anda ulaşması sayesinde 3 obüsün atış gücünü tek başına karşılayabilmesidir. Yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında büyük başarılar elde etmemize katkı sağlamışlardır. 'İsmini Anadolu Pars'ından alan bu araç, FNSS Savunma Sistemleri Şirketi tarafından üretilmektedir. Pars adı verilen 8x8, yeni nesil tekerlekli zırhlı aracın 6x6 modeli de üretilmiştir.
aracın motoru aracın ön kısmı yerine ortasına yerleştirilerek yük dağılımı açısından büyük avantaj sağlanmıştır. Aracın ön ve arka bölümlerinde kameralar yer almaktadır ve bu sayede aracın görüş açısı benzer araçlara göre fazlasıyla geniş tutulmuştur. Hisar, yerden havaya füzeli bir savunma sistemi mekanizmasıdır. Hisar füzeleri askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerine karşı korunması amacıyla sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve İHA'lara karşı kullanılan hava savunma füzeleridir. Menzili 4 kilometre olan bu sistem, hava, yer mühimmatları, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarına karşı geliştirildi. Korkut sistemi, hareketli unsurlarla mekanize birliklerin hareket halinde yüksek isabet oranı, gece ve gündüz her türlü hava şartlarında hava savunmasının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla tasarlandı. Hareket halinde atış yapabilen Korkut, dakikada 1100 mermi atıyor. Zırhlı, tekerlekli, mekanize bir araç olan Kobra, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin istekleri doğrultusunda zorlu doğa şartlarında rahatlıkla ilerleyebilmek için Otokar tarafından tasarlandı. 9 kişilik mürettebat kapasitesine sahip, hafif silahlar ile donatılmış ve aynı zamanda 4x4 olan bu zırhlı araç, 1997 yılından beri ülkemizde üretilmektedir. İyi bir balistik koruma mekanizmasına sahip olan Kobra, aynı zamanda aynı platformu farklı görev tiplerine uygulayabilme özelliği ile de tanınır. Farklı kullanım amaçları için üretilmiş farklı Kobralarda bile ana yapının aynı kalması, bakım, onarım ve yedek parça açısından büyük kolaylık sağlaması, Kobra'yı birçok ordunun tercih ettiği zırhlı bir araç haline getirir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin piyade tüfeği ihtiyacını karşılamak amacıyla üretilen MPT-76, M16'lar üzerinde yapılan 2 senelik bir ARGE çalışmasının ardından ortaya çıkmıştır. 4 kilogram ağırlığında 600 metre etkili menzili bulunan ve 20 mermi alan bu tüfek, Makine Kimya Endüstrisi tarafından 2011 yılından beridir üretilmektedir. Türkiye'nin milli imkanlarla tasarlanarak üretilen ilk piyade tüfeği olan MPT-76, -40 derece soğuğa ve 60 derece sıcağa dayanacak şekilde geliştirilmiştir. 42 ayrı teknik teste tabi tutulan milli piyade tüfeğimiz, bu testlerin hepsinden başarıyla geçmiştir. Emniyet mandalı, kurma mandalı ve şarjör mandalı diğer silahlardan farklı olarak tüfeğin her iki tarafında da yer alıyor. MPT'nin açılımı ise milli piyade tüfeği demektir. Pakistan'da düzenlenen bir yarışmada ABD, İngiltere ve Çin gibi ülkelerin keskin nişancı tüfeklerini geride bırakan Bora 12, 1200 metre etkili menzile sahiptir. Bora 12, Azerbaycan ordusuna da ihraç edilmekte ve Azerbaycan ordusunda da aktif olarak kullanılmaktadır. Mobil elektronik harp sistemi olan Koral, Aselsan tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmıştır. Koral, hizmete girmeden önce 1000 farklı testten geçip bu testleri başarıyla tamamlamıştır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 2016'nın Şubat ayında teslim edilmiştir. Koral'ın amacı, düşman radarlarını kör etmek, yanıltmak ve şaşırtmaktır. Koral sistemi 8x8 taktik araç üzerine entegre edilmiştir. Sistem iki yapıdan oluşur. Koral ED olarak isimlendirilen elektronik destek sistemi düşman radar yayınlarını algılayıp takip ediyor, radarı algıladıktan sonra frekansın geldiği yeri tespit ediyor. Daha sonra ise Koral ET yani elektronik takip sistemi devreye giriyor ve düşman radarlarının sinyallerinin bozulması için karşı yayın yapıyor. Böylece düşman radarlarına karşı çok etkili olabiliyor. Koral, şu anda Suriye iç savaşı sebebiyle Türkiye'nin Irak ve Suriye sınırına yakın yerlerde konuşlandırılmıştır. Ayrıca Koral, göreve başladıktan sonra Rus ve Amerikan uçakları birçok yanlış hedef bombalamıştır. Bu yanlış hedef bombalamalarının sebebi Koral nedeniyle olduğu söylenmiştir.
Aselsan, TÜBİTAK ve Bilkent Üniversitesi'nin ortak çalışması sonucu oluşturduğu proje kapsamında Türkiye'nin ilk milli lazer silahı üretildi. Üretilmiş olan bu milli lazer silahı özellikle füze, roket ve savaş uçağı gibi havadan gelmesi muhtemel tehditlere karşı önemli bir savunma silahıdır. Milli lazer silahı menziline giren herhangi bir füze, uçak veya başka bir tehdidi rahatlıkla yok edebilme özelliğine sahiptir. Hem lazer silahı hem de yakın mesafe roket sistemi şeklinde kullanılabilmektedir.